E Trump'ı şöyle düşünüyor bazı insanlar. Okuyoruz özellikle köşe yazarları vesaire. İşte bu Trump deli bir adam. arada böyle elinde de bir telefon hiç düşmüyor. Arada esip gürlüyor. Öyle değil bu adam. Çok akıllı bir adam bir kere. Ne söylediğini çok iyi biliyor. Türkiye'ye öyle bir mesaj verdi ki Türkiye bu mesaja karşılık çok sert tepki diye Ekranlarda haber bültenlerinde gösterilen cevabı dikkat ettiğinizde Türkiye Amerika'ya verdiği cevap e, cümlenin içerisinde ortaklık kavramının geçtiği cümlelerle tepki gösteriyor. Bir diyor biz stratejik ortağız e, iki ortak diyor böyle sosyal medya üzerinde konuşamayız canım diyor karşılıklı oturalım konuşalım ya adam seni tehdit ediyor kardeşim tehdit ediyor. Ha hükümeti tehdit etmiyor aslında. Onu belirtmekte fayda var. Trump'ın bu tweet'i Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini tehdit etmekle beraber hükümeti tehdit ettiğini düşünmüyorum. Tam tersi Trump'ın bu tweet'i hükümete bir destektir. Neden? Bundan önce efendim Türkiye'de döviz kurunu hatırlayalım. Yükseldiği noktalar yani 7 7,5'lara neredeyse dayandı, geldi. Sonra bir şey oldu. Eee 5,5'a falan indi. Peki o zaman vatandaş ekonomi evet yani ekonominin kötü durumda olduğunun sorumlusu olarak kimi gördü? Papazı gördü. Mevcut iktidarı gördü mü? Yani buğday Yok. ekmeği engelleyen, şimdi kenevir ekiyoruz. Yani buyur, buyur buradan yak. Muhtemelen millet işsiz kaldı, kıraathanelere doluşacaklar. E debelenmeleri de lazım filan hani böyle yuvarlanıp düşeceksiniz filan denmişti ya hani seçimde. E kenevir de ektin herkes toz çekecek, içecek. Kafalar iyi olacak büyük ihtimalle ve kimsenin aklına ekonomi de gelmeyecek. İş yok, önemli değil. Kıraathane var, kenevir de var. Ya kardeşim, Türkiye muhtaç olmuş kuru soğana ya. Neden bahsediyorsun? Için Sen patates soru... dikmekten bahset, soğan ekmekten söz et, buğday ekmekten söz et. Ey millet, kıtlık kapıda her şey kurudu, kuruttuk deseriz ya kardeşim ya, açık net bir şekilde. Bunu vatandaşın görmesi lazım. Vatandaş da görmüyor kardeşim. Ne yazık ki görmüyor. Şikayetçi oluyor. Ekonominin bugünkü halde olmasının, işsizliğin vesairenin, savurganlığın, artık iktidar yanlısı kalemler, ya ne olursunuz şu israfa bir dur deyin, Allah rızası için dur deyin diye bu insanlar fevran ediyor. Sayın Dilipak, yani zehir zıkkım olsun diye kaç kere yazdı. Doğrusu ondan da beklemezdim böyle şeyler yani. Ya artık iktidara yakın iktidarın kendi kalemleri diyor yahu ne oluyoruz diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Ahlak bitti. inanç bitti. Her taraf imam hatip doldu ama çocuklar deist. Efendim bir de yanlış uygulamalardan dolayı dinden imandan uzak kesimler vatandaşlarımız kardeşlerimiz ayrım açısından söylemiyorum asla bir ayrım yapmıyorum. E, tepkili insanlar diyelim. Tepkili insanlarda ne oluyor? E kardeşim bunlar Müslümansa ya ben değilim diyor. Ve rahat evet. rahat ben ateistim diyor. İmam hatiplisi değiştim diyor. Ötekisi de ateistim diyor. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Camilerin boşluğundan şikayet ediliyor. Allah aşkına yani bitirilmeyen bir şey bana söyleyin ya. Neyi yani bitmeyen ne var? Tarım, ekonomi, efendim sanayi. Bakın 20 milyar dolar değerinde Türkiye'nin tank palet fabrikası bugün satılıyor. Satıldı hatta. Resmi gazetede yayınlandı. İşte siz düşmanı, düşmana kardeşim kapı açıyorsunuz. Ekonomi artık öyle sıradan bir şey değil bakın sıradan bir şey değil. Ekonomi bir ülkenin bekasıdır. Ekonomi bir savaş metodudur. Doğru. Savaş metodu. Adam savaşıyor. Tankını, tüfeğini göndermiyor ki artık. Gümrük duvarlarıyla ekonomini koruman gerekirken buyur hadi yap bakalım. Ne yaptın? Soğanda gümrüğü sıfırladın. Niye? Doğru. E Türkiye muhtaç olmuş kuru soğana. Doğru. Bilmem söylesen mi söylemesem mi hani. Merhum efendim e, şi, ismini unuttum aşk şimdi. Aşk. Yok. Aşk Maraşlı e, Mahsun-u Şerif Hı. Allah rahmet eylesin. Hı. Yani bu insanlar bunları söylemiş ve bugün geçerli. Bakın. Önder Bey e, Trump'ın tweet'i emin olun o kadar çok değişik manalara geliyor ki yani bir delinin atacağı bir tweet falan değil. Bir kere bunun altını çizelim. Adam Suriye'de sana bir ayar verdi. Türkçe konuşuyorlar. İngilizce tweet atıyor değil mi? Ama o kadar Türkçe konuşuyor ki. Oyuncu benim diyor, kurallarını ben koydum, canımı sıkma diyor. Bu Irak'ın kuzeyinde bir yapı Amerika istedi, başardı mı? Evet. Uçuşa yasak bölge dedi. Evet. evet. Ta o günlerde bu ülkede bu ülkenin idarecilerini, yöneticilerini birinci körfez harbinde uyaran kimdi kardeşim? Profesör Doktor Baş. Dr. Haydar Baş Bey. Ne söylediler? Görünüşte Irak gibi görünebilir ama hedef Türkiye dedi. Bakın halen aynı şeyi söylüyoruz. Suriye'de hedef yine Türkiye. Bakın İran'da hedef yine Türkiye. Hedef Türkiye. Türkiye kuşatıldı. Türkiye açlığa mahkum edildi. Türkiye ekmiyor, biçmiyor. Sıcak paraya alıştırıldı. Sıcak parayı pompaladılar. Bankalar aracılığıyla vatandaş bu sıcak paranın rahatlığıyla ev aldı, araba aldı filan zannetti bunlar kendilerinin. Dün adamın arabası yoktu ama borcu da yoktu. Evi yoktu belki ama bu kadar borcu yoktu. Türkiye bugün oltadaki balık oldu. Birinci Körfez Harbi'nde hedef Türkiye dedi Profesör Doktor Aydarbaş. Ki bugün de Suriye'nin kuzeyinde yine benzer bir güvenli bölgeden bahsediyor. Adam diyor ki bakın siz diyor Irak'ın kuzeyini bağrınıza bastınız, Barzani'yi büyüttünüz. Biz sizin kollarınıza bir velet bıraktık. Siz o veledi büyüttünüz. Barzanistan oluştu. Ya bugün de Suriye'de bunu yapıyoruz. Niye arıza çıkarıyorsun diyor sen. Çünkü diyor bu projeye sen evet dedin. Büyük Orta Doğu projesi bu demektir. Evet dediniz buna diyor. Neden arızalık çıkarıyorsunuz? Kuzey Irak oluştu mu? Oluştu. Kuzey Suriye oluşmak üzere. Ardından Türkiye'nin güneyde Bakın oluşan nedir? Büyük İsrail'dir kıpırdayamazsın diyor. Ekonomik olarak seni mahvederim. Trump'ın tweetinde çok mesaj var ama kısa kısa bir, ekonomin bana bağlı diyor. İstediğin gibi hareket edemezsin diyor. Her şey göz önünde. Bir şey anlatmaya gerek yok. Soğan bile ithal, buğday ithal, her şey ithal. İki, Amerika başka bir şey daha söylüyor. Bakın, ne diyor? Diyor ki, Kürtleri diyor, Efendim öldürmene filan müsaade etmem diyor. Yani sanki Türkiye Kürtleri öldürecek. Kürtlerin hamisi o. Oh. Şimdi Kürtlerin hamisi. Türkiye'de Kürtleri öldürmene müsaade etmem diyor. Suriye'de, Türkiye'de, İran'da İran'a diyor Türkleri rahat bırak. Geçiyor Çin'de Uygur Türklerini diyor eziyet çektiremezsin ey Çin filan. Amerika bu işte. Şu ülkede binlerce yıldır bir ve beraber yaşamış aynı dinden, aynı kandan, bakın aynı kandan Türkler, Kürtlerle aynı kandan. Profesör Doktor Aydar Başbey bunun makalesini yazdılar. Yani 300 binin üzerinde bir şey olmuştu, bir okuma şeyi gerçekleşmişti. Yazı yani iki Peki içerisinde. milyondur şu anda? Şu anda milyon, evet. Bakın o kadar mühim bir makaledir ki bu makalede ifade edilen gerçekleri ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya koymuştur. Türklerin Kürtlerle tek millet olduğunu ve zaten ortaya koyduğu Atatürk'ün ortaya koyduğu icraatlarda yine e, bu çizgi üzerinde devam ediyor. ABD Türk Türkleri Kürtlerin katili olarak dünyaya ilan etmek istiyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Şu anda bir beyin jimnastiği yapılıyor. Dünya milletlerine, toplumlarına, devletlerine diyor ki ya bu Türkler var ya, biz olmazsak ha bu Kürtleri yok edecek. <laughs> bu havayı veriyor mu? Yakında Avrupa'sını şunu bunu da yanına alacaklar. Emin olun ABD'nin istediği Türkiye'nin içerisinde bir isyan. Öbür taraftan da Kürtleri de diyor ki ya siz de diyor şu Türkleri kışkırtmayın filan diyor. Evet. Aslında orada ben koruyorum dediği şey PKK'dır. Kürtler değil. Çünkü Kürtler evet. Müslümandır. Amerika'nın Müslümanı koruduğu filan gözlenemez. Amerika'nın tarihinde böyle bir şey yok. Amerika çıkarı olmadığı hiçbir şeyi eşelemez. Çıkarının olduğu her şeyi de karıştırır. Ee, öyleyse Türkiye'nin ne yapması lazım Önder Bey? Yani bugün asıl olan bu, bu konu. Yani evet. Trump tehdit ediyor ekonomiyle. Efendim, e Türkiye'ye yerinde dur diyor. Ben diyor orada bir müttefikim var diyor. E biz diyoruz ki ya biz müttefikin değil miyiz filan? Ya yok diyor. Müttefiki ben korurum diyor. Benim koruduğuma bak müttefik kim olduğum belli zaten. Ne iki de bir stratejik ortağız deyip duruyorsun. Yani kısacası ortak filan değil. Amerika Türkiye ile hiçbir dönem bir ortak olmadı. Ama iktidarların ortaklığı söz konusu olabilir. Zaten buna bir ki herkes bilir. Yani böyle bir ortaklık söz konusu olabilir. Belki iktidar müntesipleri zaman zaman ortak diye ifade ederken kendi ortaklıklarından söz ediyor ama bunu vatandaş e, anlamayabilir, görmeyebilir. Şimdi Türkiye'nin bugün yapması gereken Rusya, Amerika'nın tehditlerine karşı kardeşim kime sarılıyor? Profesör Doktor Haydar Bey'in milli para formülüne sarılıyor. Bakın 100 milyar dolarını Rusya kendine ait dış rezervin 100 milyar dolarını Çin parasına çevirdi Efendim e, e, Japonya parasına çevirdi ve euro'ya çevirdi niçin çevirdi bu ülkelerle yapacağı e, ticarette kendi milli paralarını kullanacağı için dolardan 100 milyarlık dolarını bu paralara çevirdi. İşte ABD'ye tokat böyle atılır. Şimdi Rusya Haydarbaş'a sarılıyor. Çin Haydarbaş'a sarılıyor. Hindistan Haydarbaş'a sarılıyor. Brezilya Haydarbaş'a sarılıyor. Dünya Haydarbaş'ın tezine sarılıyor. Türkiye ne yapıyor? Türkiye sırtını dönüyor. Evet. Şimdi iflah olmak mümkün mü kardeşim? Yani ABD'ye... E, karşı, emperyalizme karşı Rusya'nın sarıldığına bakmıyorsun, Çin'in sarıldığına bakmıyorsun. En büyük devletlerin hangi silaha sarıldıklarına bakmıyorsun ama e, Türk milletinin gözü seçimden e, ayıkmıyor ne yazık ki. Her sene bir seçim, her sene bir seçim. Her seçim sonrası başka bir şeyler yaşanıyor. E, bugün e, ne yazık ki bakın bunu söylemek çok acı ama keşke yalan söylemiş olsak keşke evet. yanlış konuşmuş olsak ama konuştuklarımızın tamamı doğru bakın Türkiye seçimden sonra bazı şeyler ötelendi çünkü bu seçimde e, ABD mevcut iktidarın başarılı olmasını istiyor belli ki. yani Amerika ya E Amerika diyoruz Amerika da pas veriyor zaten ne yapıyor Amerika'yı suçluyor vatandaş. E biz ekonomi olarak kötü olduğunda hemen diyor ya şu Trump'ın tweetleri var ya, Trump'ın tweetleri olmazsa, e tamam papazı verdik, Amerika yine tehdit ediyor. Öyleyse Trump'ın elinde şu cep telefonunu almak lazım. Başka türlü bizim bu ekonomimize rahatlık yok. Yani soğan ekmeye gerek yok, buğday ekmeye gerek yok. E, kenevir filan ekebilirsiniz. E, üretim yapmayalım. Sanayi zaten olmasın, hiçbir şey olmasın. Tek yapılacak şey şu Trump'ın telefonuna bir virüs falan gönderip Trump'ın telefon e, tweet atmasını engellersek ekonomimiz düzgün olur. Acama e, ne yazık ki e, Türkiye'nin ekonomisi çok kötü ve tek bir yolu vardır. Bakın bunun Türkiye'de değil dünyada de bir tek yolu vardır. Ya dünyada evet. bu işi bilen bir kişi. Profesör Doktor Aydar Baş Bildiğini dünya gördü. Bu tez uygulandı, uygulanıyor. Niçin e, Profesör Doktor Haydar Başbey'e saldırılar olmasın? Niçin hedefte olmasın? Çünkü ortaya koyduğu milli ekonomi modeli ABD'nin sömürü aracını elinden aldı. Ortaya koyduğu hoş geldin Atatürk kitabı Türk milletini atasında buluşturdu. Ortaya koymuş olduğu e, Ehli serisi eserler de Alevi ve Sünni birlik ve beraberliğini ortaya koydu. Bugün e, Alevi Sünni'yi seviyor, Sünni Alevi'yi seviyor. E, Haydarbaş ismi herkeste ortak. Bakın e, Türkiye'nin bugün, Önder Bey son olarak şunu ifade edeyim evet. ki, Türkiye'nin bugün bütün 80 milyonun buluşacağı bir adres söyleyin desiniz. Bu adres e, sadece solcu, şucu, bucu değil bakın sağcısı sağcıya da sahip çıkan, solcuya da sahip çıkan, Alevi'ye de sahip çıkan, Sünni'ye de sahip çıkan. 80 milyonu bir bilek, bir yürek yapan bir gönül insanını e, Profesör Doktor Haydar Başbey'in adresi Türk milletinin kurtuluş adresidir. Geçmişte Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş adresi oldu. Bugün yine Atatürk'ün yolu Türk milletinin kurtuluş adresidir. Atatürk bizim önderimizdir, Profesör Doktor Haydar Baş Bey bizim liderimizdir. Türkiye'nin emin olun başka bir caddede kurtuluşu söz konusu değil. Bakıyorsunuz Büyükşehir bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş bir başka efendim ittifak grubunun yani CHP'nin ve diğer partilerin adayı Sayın Mansur geçen ne söylüyor? Ankara'yı diyor. Şöyle mamur edeceğim. Ben Avrupa Birliği fonları var diyor efendim bu fonları bir araya getireceğim filan. Yani kimsenin bir çaresi yoktur kardeşim. Türkiye'de bütün partiler tektir. Hepsi kapitalizmi savunurlar. Türkiye'de yalnız bir tek adrestir bağımsız Türkiye Partisi adresi kapitalizmden uzak olan kapitalizmi tarihe gömen tezin sahibinin yoludur. Profesör Doktor Haydar Başbey'in bağımsız Türkiye yoludur diyorum.